Yayınıma hoş geldiniz. Evet, Azerbaycan ordusu saldıracak demiştim. Karabağ'daki işgalcilere gereken cevabı verecek demiştim. Ermenilerin saldırmaya çalıştıklarını ve cephenin en ön hattına yerleştiklerini geçen hafta sizlere anlatmıştım. Gerçekten Ermenilerin böyle bir şeye girişeceğine inananların sayısı çok azdı. Ama ajanslardan, bölgeden aldığımız haberler beni yine doğru ve haklı çıkardı. Tabii ki Azerbaycan ordusu dün Kelbecer ekseninde ve Laçin'e doğru yoğun bir sevkiyat gerçekleştirmişti. Bunun görüntülerini de sizle paylaştım. Ama bugün dananın kuyruğu koptu. Bugün sabır taşı çatladı. Bugün o su bardaktan taştı değerli izleyenler. Şimdi bu görüntülere bakın. Rus sözde barış gücü bunları temizleyecek ve bu çeteleri çıkartacaktı. Bırakın çıkartmayı, nizami bir ordu gibi bu bölgede Ermeni çetelerinin ve Ermenistan'ın ordusunun birlikleri var. Ve burada saldırı ve daha da güçlü bir şekilde harekat için yuvalandılar. Ve Laçin ekseninde dün saldırdılar. Kargız Tepesi ve bunun yanında birçok yükseklikte ele geçirme işlemleri oldu. Çok yoğun ateş açtılar demiştim ya. Bu işte bir bit yeniği var demiştim. Bu işte bir bit yeniği var. Çünkü Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan bu kadar yoğun Kelbecer ekseri ve Laçin hattında yapılan bu kadar yoğun saldırılardan sonra bizim yaşadığımız o travma ve bildiklerimizin kendilerini geri çekme işleminin olabileceğini düşünmüştüm. Öyle de olmuş. Kargız Tepesi geçici de olsa Ermenilerin eline geçince, birçok bölgede bunları ele geçirince taarruzu düşürmüşler. Onlar taarruzu düşürürken siyah bayraktarlarımız ve topçu birliklerimiz onları cezalandırdı. Karınca gibi geziniyorlar ve gezdikleri yerlerde bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. İşte gördüğünüz gibi değerli kardeşlerim, bu mevziler bile onların kurtulmasına yetmiyor. Bakın, siyahlardan korumak için kerpiç ve topraktan korunaklı barınak şeklinde siperler kazmışlar ve böylelikle bir karınca gibi oymuşlar. Şu ileride de tünele gidiyor. Saldırı yapıyorlardı. Biz angajman kuralları gereği burayı vurduğumuzda hemen şu tünel gibi yerin altına sığınıyorlardı. Yani burada Ermeniler bu hatlardan saldırıları gerçekleştirdiler. İşte biz de onlara gereken cevabı verdik. Birileri diyor ki Ermenistan'a girmedik, Ermenistan'a vurmadık. Her yeri vurmuş, Tovuz'u vurmuş, Gence'ye vurmuş. Birçok şehrimize ateş açmışlar zamanında. Neyin çekincesindesiniz? Azerbaycan ordusu siyahlarla Ermenistan içine de girip vurur ve Karabağ'da da gerekli hatları vurur. Çünkü sabır çatladı, artık sabır taşımız çatladı. Şimdi bunlar olurken, Rusya Ukrayna'da oyalanıyorken, şimdi İranlıları gördünüz değil mi? İran, Azerbaycan ordusunun sınırına kara birliklerini yollayarak resmen, evet, Rusya'nın yerini almaya çalışıyor. Aklı sıra bu durumdan istifade edip Zengilan'a girme hayali taşıyor. Böyle bir şey de Türk F-16'larını karşısında bulabilir. İran'ı hiç çıkamayacağı bir çukura, evet, iteceğiz. Çünkü İran, bir kez daha söylüyorum, Azerbaycan içerisindeki İrancılara da söylüyorum. Evet, İran Hristiyanların en büyük ortağıdır. İran gizli Hristiyandır. İran rejimini kastediyorum. İran rejimi gizli bir Hristiyan gücüdür ve şu anda Hristiyan dünyasıyla birlikte İslam'a savaş açmıştır. Bu görüntüleri görüp de ey İrancılar, iyi dinleyin. Kulaklarınız duymuyor. Gözleriniz görmüyor. Kalpleriniz hissetmiyor, biliyorum. Ama benim görevim konuşmak. Bakın ey İrancılar, bu tanklar Ermenistan sınırına gitmiyor. İran'ın tankları kardeş Azerbaycan'ın sınırına gidiyor. Burada hepiniz şapkanızı alıp önünüze koymanız lazım. İran rejimi bir Vatikan rejimidir. Bir Vatikan ürünüdür. Ve Fransa'dan Fransız ajan ve istihbarat teşkilatının sağladığı uçak ve yakıtla İran'a gelmişlerdir. Bu bile yeter. Şimdi bu kareler
Evet, bu kareler özellikle Hocalı'da katliam yapanların cezalandırma girişimleridir. Bu kareler Hocalı'da yapılan insan hakları ihlallerine aslında çetin bir cevaptır. Şanlı Azerbaycan ordusu burada hududunu koruyor. Devamlı sınırlarına saldıran bu unsurları etkisiz hale getirmeye çalışıyor. Ve bunu yapıyor da gördüğünüz gibi bir bir hepsi etkisiz hale getirildi. Bir bir hepsi etkisiz hale getirildi. Kameralarımızın yerli ve milli Aselsan'ımız, gururumuz Aselsan'ın yaptığı kameralardan her şey ne kadar net görülüyor değil mi? İşte bozgunu yaşıyorlar. Burada gördüğünüz Ermeni çetelerinin hepsi büyük bir bozgun yaşadı. Burada evet gördüğünüz gibi bu unsurlara büyük bir harekat yapıldı. Bu hepimiz için büyük bir gurur vesilesi. Bu bizler için övünme meselesi ve gerçekten önemli bir adım vesilesi. İyi ki böyle güçlüyüz. İyi ki Azerbaycan'ımızın böyle güçlü olduğu günleri görüyoruz. Gururluyuz şanlı Azerbaycan. Her şey kontrol altında. Bir haberim daha var. Özellikle Ruslar, evet Ruslar, bir kez daha söylüyorum, bu çatışma durumunda pek müdahil değiller. İran bu boşluğu doldurmaya çalışıyor. Bunu da söyleyeyim. İran, Rusya yoksa ben varım diye Azerbaycan'a tehdit için nereye geliyor? Sınıra. Bakın, işgal altındaki topraklarımıza vuruyoruz. Yani Karabağ'da işgal altında olan bölgelerdeki işgalcileri vuruyoruz. Azerbaycan kendi topraklarını savunduğu halde İran'a neler oluyor? Ey Azerbaycan'daki İranlılar! Evet, bir kez düşünün ve hepinizden İran'a büyük bir ders vermenizi bekliyorum. Güney Azerbaycan, ey Tebriz, ey Tebriz, anladınız beni. Ey Tebriz, bu gece Azerbaycan deyin, bu gece Azerbaycan diye haykırın. Çünkü şanlı ordu Ermeni çetelerinden, işgal edilen bölgelerden, dün işgal edilen bölgeleri ve tepelikleri geri aldı. İşte kurtarılan bölgeler, kurtarılan bölgelerde, evet Sarıbaba, Aveşti ve Narinciler köyleri kurtarıldı, işgal edilmişti. Dün işgal edilmişti ve işgal edilen bölgeleri geri aldık. Yani Ermenilerin saldıracağı haberini sizlere geçen hafta verdim değil mi? Verdim değil mi arkadaşlar? İşte Ermeniler bunlar. Bunlar Ermeniler ve niyetleri bunlar. Yapmak istedikleri ortada. Yapmak istedikleri işgal, işgal, işgal. Yapmak istedikleri büyük bir işgal. Bu işgalle birlikte ellerinde ve kafalarında yapmak istedikleri ortada. Artık durmamamız gerekiyor. Artık bir şeylerin olması, bir şeyleri yapabilmek gerekiyor. Çünkü artık bir şeylerin olması lazım. Yani ilerlememiz lazım. İran'a karşı Türkiye perdeleme yapabilir. Hiç canınızı sıkmayın. İran sabrı taşırdı. İran haddini aştı. Tekrar söylüyorum. Kurtarılan bölgeler, evet kurtarılan bölgeleri tekrar söylüyorum. Laçin hattında Sarıbaba, Aveşti ve Narinciler köyleri Ermenilerin işgal ettikleri bölgelerden geri süpürüldüler ve süpürülecekler. Gönlüm Laçin'in alınmasından yana. Bu kadar şeyden sonra Azerbaycan ordusu Laçin'e girmeli ve Ruslara demeli ki bu Laçin'den Ermeniler geçememeli. Bu Laçin'i artık kullanamamalılar. Biz Zengezur'u kullanamıyorsak onlar da Laçin'i kullanamamalılar. Artık sabrımız taştı. Evet gördüğünüz gibi şu anda Azerbaycan ordusunun ilerlediği bölgeleri getiriyorum ekranlara. Şanlı Azerbaycan ordusunun kurtardığı bölgeleri getiriyorum. Gerçekten sabrımız taştı. Şuşa ekseninde de Şuşa'mızı da korunaklı kılacak bölgelerde operasyonları başlattık. Şuşa da güvende olacak. Evet dün paylaştım. Harut Yunyan'ın önünde Şuşa haritası vardı değerli izleyenler. Bunu da paylaştım ama çoğu kişi artık Ermenilerin savaşamayacağını, Ermenilerin saldıramayacağını düşünüyor ve Ermeni çetelerini hafife alıyordu. Adamlar bir çırpıda birkaç bölgeyi ele geçirdiler dün. Ermeni ilerlemesi durduruldu. Ermenilerin ilerlemesine set vuruldu. Ermenilerin bu bölgede yaptığı taşkınlıklara set vuruldu. Vurulması da gerekiyordu aslında. Evet,
Önemli bir ayraçtayız. Önemli bir dönemeçteyiz. Bakalım neler olacak. Bakalım hangi gelişmeleri yaşayacağız. Gerçekten sabırlar taştı. Sabrın sonuna geldik. Ve artık zafer bekliyoruz. Artık adım bekliyoruz. Azerbaycan ordusu ve Ermeniler arasında yaşanan çatışma bölgesi Laçin attı. Ermenilerden kayıplar var. Azerbaycan ordusu bölgede ilerleme kaydetti. Evet, gördüğünüz gibi Ermenilerden büyük kayıplar gerçekleşiyor. Azerbaycan ordusu ilerliyor. İşte Azerbaycan ordusunun şanlı duruşu, şanlı gücünü bir kez daha görüyoruz. Harutyunyan tünelde. İnanın Harutyunyan'ı gören yok. Bayrakla, Şuşa bayrağıyla orayı alacağız diyen Harutyunyan nerede? Harutyunyan kayıp. Büyük bir bozgun yaşadılar. Tahran imdada koştu. Tahran birliklerini ve Tahran'ı kınıyoruz. Durmayacağız. İşgal altındaki toprakları kurtaracağız. İran zıplasa da mıplasa da kurtaracağız. Türkiye varken Rusya müdahil olmaz. Bunu unutmayın. Ukrayna savaşı var. Rusya Türkiye'yi karşısına alamaz. Bölgede Türkiye teyakkuzda. Türkiye olanı biteni farkında. İran'ı uyarıyoruz. Akıllı ol Tahran. Çatışmaların olduğu bölgeleri gösteren bir harita. Azerbaycan ordusu yapılanı unutmadı ve hızlıca harekete geçti. Azerbaycan daha da ileri gidecek. Azerbaycan bölgede işgalcilere büyük bir ders verecek. Birçok hattan ilerleyeceğiz, merak etmeyin. Ermeniler kendileri kaşındı. Ermeniler bu dersi çoktan hak etti. Evet, büyük operasyon devam ediyor. Haklı operasyon devam ediyor. Bir dahaki yayında ayrıntılı anlatmaya devam edeceğim. Lütfen kanalıma abone olmayı, bu videoyu beğene atıp arkadaşlarınıza ulaştırmayı unutmayın. Sosyal medya şebekelerinizden paylaşın. Bir dahaki yayında görüşmek üzere, hoşça kalın.